Yeni bir dünya kuruluyor. Vatan Partisi'nin üretimde atılım için Türkiye-Çin işbirliği adıyla düzenlediği ekonomi toplantıları meyvelerini vermeye başladı. İş insanlarını Çinli yatırımcılarla buluşturan toplantı sonrası Çin'den bir heyet Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gitti. Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın organize ettiği toplantıya Çin Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Liu Yuhu başkanlığında bir heyet katıldı. Hangi konularda işbirliği yapabileceğimizi ve ülkemizin kazan kazan olduğunu ifade ettik. Ki ben bunu Sayın Doğu Perinçek'in Ankara'daki toplantısında da söylemiş idim. İki günlük ziyarette Başkan Mirkelam, Çinli heyeti Antep fıstığı bahçelerinde misafir etti. Birecik'in yöresel ürünleri tanıtıldı. Tarihi ve turistik yönüyle öne çıkan ilçelerden biri olan Halfeti de tekne turu yapıldı. Şimdi bir tane alabilirsin bak. Hemen hemen bir ay sonra başlar. Çünkü yeni fıstığımız çıkıyor. Başlayacak bu sene. İnşallah gidecektir. Başlayacaktır. Bu da bir başlangıçtır. Her türlü konuda tekstilmiş, diğer elektronikmiş, gerek ithalat gerek ihracat konularında diğer tarımsal ürünlerimiz inşallah ihracatlar gerçekleştirilecek. Dostluk Köprüsü'nün temellerini atan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tugay Şen ve Görev Vakfı İş Geliştirme Müdürü Nuri Türkeşli ziyaret boyunca heyetlerle birlikteydi. 2019 yılı için 160 bin ton rekolte bekleniyor. Gezinin Şanlıurfa bölümünde Halfeti Belediye Başkanı Şefik Albayrak, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek de yer aldı. Valimiz ve Birecik Belediye Başkanımız koordinasyonunda Şanlıurfa'ya gelen Çin heyetine biz burada nasıl öncelikle işbirliği yapabiliriz? Önce ticaret hacmimizi geliştirmek için yerel değerlerle ve Çinli iş adamlarıyla önce bunu geliştirip akabinde yatırımcı firmalarla birlikte önümüzdeki günlerde bir koordinasyonumuz söz konusu. Şanlıurfa ile Çin'i böyle bir köprü yaparak daha böyle kapsamlı bir teknolojik tasarımlarla, yatırımlarla dünya açılmak için bir birliktelik planlıyoruz. Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın ev sahipliğinde düzenlenen dostluk yemeği Şanlıurfa bürokrasisini ve siyasetçileri buluşturdu. Yemeğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da katıldı. Birecik Belediye Başkanı Mirkelam, misafirlerini ziyaretin son gününde tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe ve Harran'da ağırladı. İki günlük gezi programını ulusal kanala değerlendiren Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Çin'le ilişkileri kazan kazan ilkesi çerçevesinde inşa etmeyi planladıklarını ifade etti. Yeter ki Çin ve Türkiye el ele verdiği zaman dünyada da güç olarak birlikte olacaktır. Gezi programında tarihi yerleri gezdiriyorsunuz. Bu anlamıyla Çin'den bir tarihi merakı olan turist talebiniz oluyor anladığım kadarıyla. Tabii ki hem bizler Çin'e gideceğiz hem Çin'den turistlerimiz gelecek ki hazırlatıyoruz. Gerek Büyükşehir gerekse Halfeti, Birecik, Harran gibi ilçelerimizde Çince tabelalarımız da olacak. Yani yön gösterme veyahut da nerenin ne olduğu şeklinde. Bu da Çinliler için, Çinli dostlarımız için bir ilimizi çekici hale getirecektir.